Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı Esad'ı görüşmeye davet ettik açıklamasına yanıt geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Ankara-Şam görüşmesi için Bağdat'ın ev sahipliğini önerdi. NATO Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye hükümetiyle görüşmelerin başlayacağını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet etmiş ya da başka bir ülkede görüşme önerisi yapmıştı. Öneriye yanıt Irak'tan geldi. Türkiye-Suriye görüşmesine Irak ev sahipliği yapabilir. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, iki tarafı da Bağdat'a davet edeceğimize dair bir his var içimde ve geri döndüğümde meslektaşım Suriye Dışişleri Bakanı'na ulaşacağım, böylece bir tarih belirleyebileceğiz, dedi. Irak Dışişleri Bakanı, her iki tarafında prensip olarak masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan da görüşmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın belirleyeceğini ifade etmişti. Fidansa zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor diyerek görüşmede hükümetler arası barışın Suriyeli muhaliflerin de yok sayılmadan tesis edilmesinin altını çizmişti. Şimdi gözler Bağdat'taki olası bir Şam-Ankara zirvesine karar vermesi için Fidan ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktad'ın üzerinde.